Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Derya kabine toplantısı yaklaşık bir saattir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve tabii ki dün atanan yeni bakanlarla birlikte kabine toplantısında önemli gündem başlıkları var. İlk olarak ekonomi konusu gündemde. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomiyle ilgili atacağı adımlar bugünkü kabine toplantısında masada olacak ve tabii ki yarın açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları da kabine toplantısında değerlendirilecek. Çünkü bu enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacakları zam oranları da belirlenmiş olacak. Bu konuda bu nedenle önemli bir konu gündem maddesini kabine toplantısının bu başlık oluşturuyor demek doğru olacaktır. Tabii ki meclis gündemi de kabine toplantısında yer alıyor. Mecliste yapılması beklenen vergi paketi ve tabii ki sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yine kabine toplantısında masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi paketiyle ilgili kabine üyelerine bilgilendirmesini bizler bekliyoruz. Yine 9. yargı paketine ilişkinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da yine önemli bilgiler paylaşması kabinede beklentiler içerisinde. Terörle mücadele konusu kabine toplantısının olmazsa olmaz başlıklarından biri. Hali hazırda devam eden Irak ve Suriye'nin kuzeylerinde operasyonlar var. Bu operasyonlara ilişkinde yine detaylar ve sıcak gelişmeler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabine üyelerine aktarılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen her konuşmasında yaptığı bir vurgu var aslında. Bu yaz itibariyle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sınırlara pençe vurulacak, kilit vurulacak ifadelerini kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu aslında ifadede akıllara yeni bir operasyon mu, yeni bir gelişme mi yaşanacak sorularını getiriyor. Bu konunun da masada olduğunu belirtmekte fayda vardı. Ve tabii ki Suriye'nin kuzeyinde tansiyonun yükseldiği bir dönemdeyiz. Kayseri'de yaşanan olayların ardından Suriye'de yerel halk bir takım protesto gösterileri gerçekleştirmişti. Kabinenin gündeminde bu konuya ilişkin gerginliği düşürecek adımların atılması konusunun da ele alınacağını söyleyebiliriz. Tabii dış politikada önemli bir başlık çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarından itibaren önümüzdeki haftaları kapsayacak bir şekilde önemli yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirecek. İlk olarak Kazakistan'a gidecek Erdoğan. Burada Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Ardından Azerbaycan'a, Şuşa'ya geçecek. Ve Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılacak. Buradaki çalışma ziyaret tamamlandıktan sonra ise ABD'de Washington'a geçecek. Ve yine burada NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Ziyaretleri kapsamında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'la da önemli görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine toplantısında bu görüşmelerinde gündeminin oluşturulması beklentiler içerisinde. Yeni bakanların katıldığını belirtmiştim. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın affını ve tabii ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özezeki'nin affını talep etmesinin ardından iki bakanlığa da yeni isimler atandı. Sağlık Bakanı aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı değişti. Yeni bakanların da bugün kabine toplantısında yer almasını aldığını da söyleyebiliriz. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna kabine toplantısında alınan kararları açıklayacak. Biz de o anları takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.